Hayatın her dalında geçerliliği olan, dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez diyen insanın, babamızın, rızası olmadığı bilindiği halde hayat hikayesi film yapılmak isteniyor. Ve bizim hakkımızda insanlar bilinçli olarak yanlış yönlendiriliyor. Efendim, aile istemiyor, aile karşı çıkıyor deniyor. Bu doğru değildir efendim. Ailenin karşı çıkması, inat etmesi, birilerini kıskanması, hatta haşa, para istemesi söz konusu değildir. Babamız bunu istemiyordu. Yaşarken kendisine defalarca teklifler gelmesine rağmen belgesel dışında film tekliflerini hep reddetti. Onun hakkında bir sürü belgeseller çekildi, kitaplar yazıldı. Yani efendim, belgesel yapın, her türlü desteği verelim. Haddim olmayarak herkese sormak isterim. Babanızın yaşarken defalarca reddettiği şeyi vefatından sonra sizler kabul eder miydiniz? Sizler de karşı çıkmaz mıydınız? Satar mıydınız? Ve yine sormak isterim. Bu iş her ne kadar babanız hayattayken istememiş olsa da ve sizler ne kadar karşı çıksanız da olacak, çıkmasanız da olacak demek ne demektir? İyilik midir, güzellik midir? Efendim, fena mı olur filmi çekilse? Ama istemiyordu. Ya da efendim, o alçak gönüllülüğünden istememiştir, biz yine de yapalım demek doğru mudur? Siz, Ahmet Kaya'nın bir şarkısı vardı. Siz onun neler düşünerek istemediğini nereden bileceksiniz? Bize düşen, herkese düşen, vasiyete saygı göstermek değil midir? Yaşarken istemediği şeyleri vefatından sonra yapmaya kalkmak bize yakışır mı? O zaman çoğu sanatçının almak için can attığı ve çoğunun da hala babamın bu nimeti neden kabul etmediğini anlamakta zorluk çektiği devlet sanatçılığını da arkasından verelim. Olabilir mi? Aynı mantık değil mi? Zorla, zorbalıkla güzellik olur mu? Zorla yapılırsa onun adı güzellik olur mu? Bal olsa yenir mi? İyi duygular beslemek, yanlış iş yapmanın gerekçesi olamaz efendim. Rızasız yapılan işin adı başka şeydir. Bizde atasözü dinlenir, ona uyulur, şereftir. Herkes için de öyle olması gerekir diye düşünüyorum. Gözü doymayanın karnı doymaz derdi babam. Kimini kuru ekmek doyurur, kimine baklava börek yetmez. Haddini, sınırını bilmek lazım, bir yerlerde durmak lazım. Herkes birbirine saygı gösterip haddini, hududunu bilseydi, hakkın hukukla aranmasına, yani mahkemelere gerek kalmazdı efendim. Bazı şeyler kutsaldır, dokunulmazdır. Rahmetli babamız da bizim kutsalımızdır. Etmeyin, eylemeyin diyeceğim de, yaşarken sonuna kadar sömürülmüş şu garibin vasiyetine bari saygı gösterin, oyuncak etmeyin. Babamız prensipli bir insandı. Her lafını tartarak, düşünerek, özenle seçerdi. Ama inandığı şeyleri savunmaktan, dile getirmekten de çekinmezdi. Bizler de onun yetiştirdiği çocukları olarak aynı karakterlere, aynı düşüncelere sahibiz. Sizler ne kadar da şüphesiz severek,
Neşet Baba diyerek sahiplenseniz de ve bizler de ne kadar geriden durup bizim hayatımız boyunca biz onu tüm halkımızla paylaştık. Onun sahibi halkımızdır, sevenlerimizdir desek de unutulmaması gereken bir şey var. Sizler bir sanatçınızı kaybettiniz. Bizler ise bizi yetiştiren atamızı, ışığımızı, yol gösterenimizi, babamızı kaybettik. Ve bizler yine geriden durarak onun vasiyetine, hatırasına, bize yapılan anlamsızca saldırılara rağmen sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onun çulunu çaputunu satıp paraya çevirmiyoruz. Bazılarının hiç sıkılmadan iddia ettiği gibi gözümüz parada pulda olsaydı şimdiye kadar gelen teklifleri reddeder miydik? Kafamıza göre senaryolar yazdırıp anında satmaz mıydık? Bizim pusulamız atamızdır, babamızdır. Bizim için tek geçerli ölçü babamızın yaşarken dile getirdiği istekleridir. Bize düşen, aslında herkese düşen, hakkımızda ne düşünülürse düşünülsün, onun hatırasına, isteklerine, vasiyetine sahip çıkıp saygı göstermektir. Efendim, başınıza harıttım, affınıza sığınıyorum, anlayışınıza sığınıyorum. Ama sesimizi ancak evimizde, kırşehirimizde duyurabiliyoruz. O yüzden sabredip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepimize saygı, sevgi, hoşgörü diliyorum efendim.